Başlayabiliriz herhalde. Hocam buyurun, genel değerlemeyle başlayalım. Mağlubiyetten çok üzgünüz. Bunu biz bugün beklemedik. Kupaya çok değer verdik ve veriyoruz. Ama eğlendiğimiz için gerçekten çok üzgünüz. Beklediğimiz maç oldu. Başladık. Topa sahip çıktık, domino oynadık. Pozisyonlar çıkardık. Ve ilk golü de attık. Normal ilk golden sonra ikinci, üçüncü baskı yapmamız lazım. Devam etmemiz lazım. Ve müsait pozisyonlarda, güzel pozisyonlar ikinci, üçüncü güne atmak istekte olması lazım. Çoğunlukla pozisyon geldi. Bir kontra atakta beraberliği aldık. Devreye girdik. Devreden sonra yine de çok pozisyonlar çıkardık. Bu büyük şansları, pozisyonları değerlendirmezsen o zaman 120 dakikada maç böyle gider. Penaltıya kaldık. Penaltı şansımız yoktu. Onun için de eğlendik. Atan oyuncuları ben idmanda görüyorum. Devamlı çalışıyorlar, yapıyorlar bunları. Şimdi ilk attıkları değil bunlar. Edin olsun, Alex olsun daha dün çalıştılar. Onun için oradan ben zayıflık görmüyorum. Ama her penaltı yeni bir senaryo, her penaltı yeni bir durum oluyor. Çok üzgünüz bugün bu maçtan eğlendiğimiz için. Biz genelden her maçı çok ya da her rakibe saygı duyuyoruz. Ona göre hazırlandık. Analizimiz olsun, maç hazırlığımız olsun, her şeyi yaptık. Biz tam tersi olması lazım. Biz oynayamayan oyunculara şans tanıdık, verdik. Bence de pozisyonla çıkardık, tek pozisyonları değerlendirmedik. Bunu da değerlendirmemiz gerekiyordu. Önce maçı da bitirmemiz gerekiyordu. Biz Bodrum'a saygı duyuyor, mücadele verdi. Ama biz onda o oyunda tuttuk. Önceden kitabı kapatmamız gerekiyordu. Başka soru yoksa eğer, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, merhaba arkadaşlar. Değerlendirecek aslında bence çok fazla bir şey yok. Bir taraftan bir sezon önce Türkiye'nin şampiyonu, bir taraftan ikinci ligde şampiyonluk mücadelesi vermeye çalışan bir takım. Dolayısıyla zor bir maçtı ama oyuncu kardeşlerim iyi konsantre oldular, iyi mücadele oldular. Kafamızdakileri sahaya çok iyi yansıttılar. Alan ve zaman mümkün mertebe vermemeye çalıştılar. Onda da başarılı oldular. Olunca da sonuç kendiliğinden geldi zaten. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Çok güzel bir galibiyet aldılar. Ben sadece maç odaklı gittim. Ben sadece sonuç odaklı gitmedim. Özellikle kupada çok fazla sonuç odaklı gitmemeye çalışıyorum. Ona istinaden de 2-3 tane idmanlarımız da çok iyi olup da bize gelecek için çok ümit bağladığımız oyuncularımız vardı. Bu oyuncuları burada görme şansı bulduğumuz için çok sevinçliyim. Kupa bir yandan bunun için bizim için önemli. Hiçbir zaman özellikle kupada skor odaklı gitmedim. Sadece keyif veren bir futbol oynamalarını istedim oyuncularımdan. Bugün de onu yaptılar. Sonuçta kendinden geldi zaten. Var mı başka soru? Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin.